Herkese merhabalar. Atatürk dönemi Türk dış politikasıyla İnkılap tarihi yolculuğumuza devam ediyoruz son şeylerde. Benim nasıl gidiyor çalışmalar? Hocam çok zor gidiyor. Çok az kaldı sınava, perişan olmak üzereyim. Hiçbir şekilde perişan olmana gerek yok. Hem İnkılap tarihi özelinde hem de genel olarak son tekrar programlarımız çıktı. Bunu Tonguç kitapçılarına alabilirsin. Birazdan şimdi konumuzun arasında mutlaka sana söyleyeceğim ama temelinde Tonguç Akademi olarak yanındayız. Hiç endişelenmene gerek yok. Şimdi birincisi milli dış politika ilkeleri deyince Tonguç Ela diyor. Aklına ne geliyor? Milli takımımızı yurt dışındaki maçlarında desteklemek ve ülkemizi sürekli temsil etmektir. Harika. Futbol açısından düşündüğümüzde evet, kimimiz Fenerbahçeli, kimimiz Galatasaraylı, kimimiz Beşiktaşlı, kimimiz Trabzonsporlu, farklı farklı takımları tutuyor olabiliriz. Ama ülkemizin maçı olduğu zaman, milli bir maç olduğu zaman ne yapıyoruz? Hep beraber birleşiyoruz. Esasında milli dış politika ilkeleri de buna benzer bir şey. Birincisi tam bağımsızlık. Yani bu ülkede yaşayan herkes ülkenin bağımsızlığı için mücadele ediyor. Bu ne demek? Ülkenin bağımsızlığı için asla ve asla siyasi anlamda, ekonomik anlamda, hukuki anlamda hiçbir şekilde bağımsızlıktan ödün vermiyoruz. Tam bağımsızlık neden önemli? Çünkü hatırlarsan Kurtuluş Savaşı sırasında Tonguç'um kapitülasyonların kaldırılmasını istememişti yabancı devletler. Demişlerdi ki ya işte kapitülasyonlar kalsın, siz siyasi anlamda bağımsız olun, işte idari anlamda, ordu anlamda bağımsız olun demişlerdi. Ekonomik anlamda bize bağımsızlık vermemek istemişlerdi ama biz kapitülasyonları kaldırarak kabotaj kanunu ile tam anlamıyla, yani Türk denizlerinde Türk gemilerinin işletme hakkının bize geçmesini sağlayarak tam bağımsızlığı sağlamıştık. Dolayısıyla milli dış politikada da mesela ileride birazdan göreceğimiz işte yabancı okullar sorunu, Musul sorunu, nüfus mübadelesi, Milletler Cemiyeti, Balkan Antantı, Montre Boğazlar Sözleşmesi hep tam bağımsızlığı esas alacağız. Bu en temel unsurlardan bir tanesi. İkincisi yurtta barış, dünyada barış. Bu ne demek? Bu da şöyle bir şey Tonguç Ela'dım benim. Birincisi biz ülkemizin içerisinde huzur ve sükuneti, yani sessizliği, mutluluğu sağlamak için ülkemizin içerisinde çıkabilecek kavgalara asla izin vermeyeceğimiz gibi dışarıda da başka devletlerin çıkarlarına müdahale etmek, başka devletlere saldırmak, onlardan toprak almak gibi isteğimiz yok. Zaten bu gerçekçiliğe de aykırı. Çünkü günümüzde artık savaşlar böyle silahlarla, bombalarla kazanılmıyor. Artık teknolojiyle kazanılıyor. Dolayısıyla Mustafa Kemal de hem Birinci Dünya Savaşı sırasında hem Kurtuluş Savaşı sırasında hep gerçekçi politikalar gidiyor. Yani biz eskiden Suriye bizimdi, Afrika bizimdi, Kuzey Afrika bizimdi, Fas, Tunus, Cezayir bizimdi, o yüzden oraları geri almalıyız demedi. Dedi ki Mondros Ateşkesi imzalandığı sıradaki topraklar bizimdir dedi ve onunla alakalı Kuvayi Milliye Türk Halkı ve Mustafa Kemal mücadele etmişti. Bundan sonrası da Tonguç'um hep gerçekçi ve akılcı politikalar uyguluyoruz. İkincisi de daha doğrusu diğer bir akıl ilkesi ise milli çıkarları esas alma. Yani ülkemizin çıkarları her zaman için ön planda olacak. Neden? Çünkü biz ya işte büyük devletlerin çıkarlarını yaparsak belki ileride hayır. Her zaman için tam bağımsızlığı da destekleyen budur. Sen ülkeni ekonomik anlamda, siyasi anlamda ve hukuki anlamda tam bağımsız bir şekilde korumak için ülkenin çıkarlarını esas almalısın diyoruz. Diğer bir şey ise mütekabiliyet. Burada Arapça bir kelime kullandık. Niye? Çünkü belki böyle zor bir soru gelebilirse diye. Mütekabiliyet de karşılıklılık esas alınıyor. Yani şudur. Sen eğer benim diyelim ki burada bir devlet var, mavi bir devlet var, bu da kırmızı bir devlet. Kırmızı devlet ve mavi devlet kesinlikle ve kesinlikle birbirlerinin haklarına karşılıklı olarak saygı duymalılar. Eğer senden bir sana bir zarar geldiyse biz de bunu karşılayabiliriz. Benden bir şey kaybediyorsan, ben bir zararım varsa sen de bunu karşılamalısın şeklinde karşılıklı bir şekilde devletlerin anlaşması. Her şey karşılıklıdır bu hayatta. Gibi bir şey esasında, haklısın Tonguç'um. Türk ve dünya kamuoyunu dikkate alma. Tabii ki biz sadece Türkiye Cumhuriyeti'nden oluşmuyoruz. Bizim etrafımızda Türkmenistan, Azerbaycan, Kırgızistan, buna benzer Avrupa'da yaşayan Türkler, bütün bunların düşüncelerini kamuoyuna dikkate alarak hareket etmeniz gerekiyor. Şimdi birisi Tonguç Ela'dım. Türk dış politikasında bir 1923-1932 arasındaki olaylar var. Bir de 1932 ve Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından sonraki 39 arasındaki olaylar var. Şimdi burada birincisi yabancı okullar sorunuyla başlıyoruz. Yabancı okullar biliyorsun Tonguç, Osmanlı'nın son döneminde Ruslar, İranlılar, İngilizler, Amerikalılar, Fransızlar, İtalyanlar, Almanlar, Avusturyalılar, farklı farklı milletler bir sürü azınlık okulları açmıştı. Ve bu azınlık okuldakiler gerçekten azıyorlardı. Aynen, tam da ağzından aldım bu kelimeyi, ben söyleyemedim. Azgın partiler veriyorlardı. Saçma sapan konuş, böyle bir şey yok. Azıyorlardı derken böyle siyasi anlamda ülkemizin bağımsızlığına zarar verebilecek şeyler yapıyorlardı. Hatta, i̇şte azgınlık bu hocam zaten. Anladım, pardon, ben yanlış anlamışım seni. Dolayısıyla burada azınlık cemiyetlerinin hatta kuruluşuna bunlar destek de vermişlerdi. Mustafa Kemal dedi ki azmayın. Azmayın dedi. Ülkemizin bağımsızlığına zarar verebilecek, ülkemizin işte bütünlüğüne zarar verecek şeyler yapmanıza izin vermeyiz dedi. Ve hatta bununla alakalı dedi ki hepsi diyelim ki
İşte Fransız okulları, İngiliz okulları, Amerikan okulları hepsi Milliyetin Bakanlığı'na bağlanmalı deyince Fransa bunu bir sorun yaptı. Fransa dedi ki ya dedi, bunu bir daha konuşsak mı acaba? Biz size katılmak istemiyoruz. Aynen tam senin konuştuğun gibi. Merci beaucoup. Aynen böyle boku moku bir şeyler söylemeye başladılar. Mustafa Kemal dedi ki bu bizim bir iç sorunumuzdur. Yani bizim içimizdeki okullarla alakalı. Fransa seninle konuşamayız. Hadi oradan dedi. Sen git kendi ülkendeki okulları konuş. Ben de kendi ülkemdeki okulları konuşurum. Dolayısıyla işte Saint-Benoît, Saint-Pierre, Saint-Michel, işte Dame de Sion, Saint-Joseph bütün bu okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir şekilde ve tamamen bizim bağımsızlık kurallarımıza uygun bir şekilde. Türkçe derslerine Türk hocalar geliyor. Tarih, coğrafya dersleri aynı şekilde. Ve Milli Eğitim politikasına uygun bir şekilde hareket ettiler. Tekrar söylüyorum. İç sorun olacağı için asla konuşulmadı. Bu çıkmış sınavlarda bir kez daha sorulabilir Tonguç Erdoğan'ın. Musul sorunu ise esasında tahmin ettiğimizden daha olumsuz sonuçlandı. Çünkü İngiltere ile biz Musul'da sorun yaşamıştık. İngilizler gene yapacaklarını yaptılar ve Doğu'da, Diyarbakır'da Şeyh Said isyanını desteklediler. Şeyh Said isyanını çıkarttılar ve Şeyh Said isyanı çıktığı için Türkiye Cumhuriyeti Devleti o dönemde sıkışık durumdaydı, zor durumdaydı. Hem isyanı bastırmakla uğraşmak için takrir iskün kanunu çıkardı. Hem de o sırada Musul'a karşı güçsüz durumda kaldı. Ve Musul normalde misak-ı milli sınırlarımızın içerisinde olmasına rağmen 1926 Ankara Anlaşması'yla ki Milletler Cemiyeti'nin de başında İngiltere vardı. Ankara Anlaşması'yla Musul'u kaybettik. Musul'u hatta dediler ki tamam Musul bizim, daha doğrusu İngiltere'nin kontrolündeki İran ama petrollerinden işte 25 yıl boyunca faydalanabileceksiniz dediler. Fakat sonra da onun da parasını, bize borcunuz var diye oradan da onun parasını alırız falan. Böyle bir şekilde tamamen elde var sıfır çıkmak zorunda kaldık. Demek ki içeride çıkardıkları Şeyh Said isyanının bir sebebi varmış. Yani niye? Biz içeride güçsüz durumda olduğumuz zaman, yani içeride barış olmayınca ne olacak? Dışarıda devletlere karşı güçsüz kalıyoruz. Nüfus mübadelesi ise nüfus değişimi demek Tonguç'um. Bu da Yunanistan ile aramızda son olmuştu. Biliyorsun Yunanistan'da bir sürü Türk var. Hala da var. Batı Trakya'da bir sürü Türk yaşıyor. Gümülcine'de, Selanik'te. Aynı şekilde Türkiye'de de bir sürü Rum yaşıyor. Ve Rumlardan bazıları İstanbul'dan gitmek istemediler. Aynı şekilde Yunanistan'da yaşayan bazı Türkler de geri Türkiye'ye gelmek istemediler. Ya biz yüzyıllardır burada yaşamışız dediler. Bu sefer nüfus değişimi sorunu yaşandı. 1930'daki anlaşma ile İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada'daki Rumlar ile Trakya'da oturan, daha doğrusu Batı Trakya'da oturan Türkler etabli, yani yerleşik sayıldı. Stable İngilizce'de yerleşik demek ya, ona benzer bir şey sayıldı. Yani bunlar hariç Türkiye'deki tüm Rumlar Yunanistan'a gitti Tonguç evladım benim. Yunanistan'daki tüm Türkler tabi bu bölgeler hariç onlar da Türkiye'ye geldi. Böylece nüfus değişimi olmuş oldu. Sonrası aramıza böyle bir dostluk başlayınca 1932 yılında Tonguç'um uluslararası barışa da katkı sağlamak için, uluslararası barışa katkı sağlamak için İspanya'nın, bak uluslararası barışa katkı sağlamak için İspanya'nın teklifi ve Yunanistan'ın desteğiyle Milletler Cemiyeti'ne girdik. Şimdi demek ki bak burada bir dostluk başladı ya aramızda Yunanistan'da. Hani nüfus değişimi halledildi. Oradaki Rumlar, bizdeki Türkler falan. Ardından dünyada yavaş yavaş İkinci Dünya Savaşı'nın sesleri gelmeye başladı. Sonuçta bize Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sevr Anlaşması'nı imzalatmışlardı ama Mustafa Kemal ve Türk halkı demişti ki olmaz biz bunu kabul etmiyoruz demiştik ve Kurtuluş Savaşı yaparaktan onlara Lozan'ı kabul ettirmiştik. Niye? Çünkü biz bağımsızlığımıza düşkündük. Şimdi bize benzer, Sevr Anlaşması'na benzer bir anlaşmayı da Almanya imzalatmıştı İtilaf Devletleri. Yani İngiltere, Fransa, Almanya demişti ki sen Versay Anlaşması'nı kabul edeceksin. Almanya da kabul etmişti. Fakat Versay Anlaşması'nın şartları o kadar ağırdı ki Almanya yavaş yavaş 2. Dünya Savaşı'na hazırlık yapıyordu. Bu esnada da bizler daha doğrusu diğer devletler dünya barışını korumak ve 2. Dünya Savaşı tehdidine karşı önlemler almak ihtiyacı hissettiler. İşte Milletler Cemiyeti'nin kurulması, Balkan Antantı, Balkan'daki ülkelerin kendi aralarına bir araya gelmesi, Möntre Boğazlar Sözleşmesi ve Sadabat Paktı tam da 2. Dünya Savaşı tehdidine karşı alınan önlemlerin başlığı. Dünya barışını korumak için. Şimdi işte uluslararası barış, demek ki bir savaş çıkma ihtimali var. Uluslararası, ülkeler arası barışa katkı için İspanya teklif etti. Yunanistan da bize destek verdi ve 1932 yılında Milletler Cemiyeti'ne üye olduk. Peki diyeceksin ki hocam niye önceden üye olmadık? Biz barışa katkı... Niye önceden üye olmadık hocam? Çok güzel bir soru sordun. Çünkü 1920'lerde kurulan Milletler Cemiyeti, yani Cemiyeti Akvam denilen bu Paris Barış Konferansı sırasında kurulan Milletler Cemiyeti hep İngiltere yanlısı kararlar alıyordu. Ve Milletler Cemiyeti'nin aldığı yanlı kararlar yüzünden biz 1926 Ankara Anlaşması'nda Musul'u kaybettik. O yüzden bir de Rusya'nın da desteğini kaçırmak istemiyorduk. Rusya Milletler Cemiyeti'nde değil de bizim yanımıza durun diyordu. Dolayısıyla biz Milletler Cemiyeti'ni ilk başta hep İngiltere yanlısı diye Yunanistan, Rusya'nın da desteğini kaçırmamak için girmedik Tonguç Erdoğan'ın. Fakat sonradan
yavaş yavaş sular durulunca, yeni tehditler ortaya çıkınca biz de dünya barışına katkıda bulunmak için yurtta barış, dünyada barış ilkesi olursa Milletler Cemiyeti'ne üye olduk. Balkan Antantı'na baktığımızda ise şunu görüyoruz Sonuç Elad'ım benim. İtalya yayılmacı bir politika izliyordu. İtalya ve Almanya yavaş yavaş yayılmacı politika izleyecek. Bilhassa İtalya sürekli bir yayılmacı politikası vardı. Biz de dedik ki bizim batıda, batımızı bak batı sınırımızı güvence altına almak için bizim batımızda hangi devletler var? Mesela Yunanistan var. Demek ki artık Yunanistan'la hani bu mübadeleden sonra başlayan dostluk Milletler Cemiyeti ile devam etti ve Balkan Antantı ile daha da çıkıyor. Yugoslavya var. Şimdi Yugoslavya diye bir devlet kalmadı artık. İşte Slovakya, işte Çekya, ne bileyim Hırvatistan, Bosna Hersek gibi farklı devletler var. Sırbistan var ama o zamanlar Yugoslavya vardı. Ve Romanya ve Türkiye'nin de katkılarıyla batıda bir sınır oluşturuldu. Bu sınırın adı Tayyare diye de aklına tutabilirsin. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya'nın batıda İkinci Dünya Savaşı tehdidine karşı aldıkları bir önlem. Fakat tabii İkinci Dünya Savaşı başlayınca bu da dağılmış oldu. O zaman Balkan Antantı batı diyeceksin. Gelelim Möntre-Boğazlar Sözleşmesi'ne. Möntre-Boğazlar Sözleşmesi de Boğazlar'da egemenliğimiz net bir şekilde sağlanmış oldu. Biliyorsun Mudanya Teşkisi'yle Boğazlar'ın yönetimi Türk İdari Amirliğine bırakılmış. Ama 1923 yılında Lozan'da Boğazlar bizim için olumsuz sonuçlanmış olmuş. Niye? Çünkü Boğazlar başında Türkiye'nin olduğu uluslararası bir komisyona bırakılmıştı. Oo. Bak şimdi başında Türkiye var diyebilirsin İyi ama. İyi hocam bu gerçekten çok iyiymiş. Gibi duruyor ama esasında egemenlik haklarımızı zedeleyici bir şey. Niye? Çünkü şöyle düşün. Mesela başında senin babanın olduğu bir komisyona bırakılıyor sizin ev, ailenin yönetimi. Babanın uşağı mıyım ben canım? Aynen bak burada tamam başında sizden biri olması güzel bir şey ama diğer adamlar niye var ki? Burası zaten benim ülkem. Burası zaten benim boğazlarım dedik biz. Ve 2. Dünya Savaşı'nın da çıkmasını bir fırsat bilerek onlar tam böyle birbirlerine düşmüşlerken biz 1936 Möntre Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar'da ticari değil ama siyasi ve askeri hakimiyeti elimize geçirdik. Yani artık Boğazlar'da askeri bir gemi ya da idari bir sorun olduğunda Türkiye Devleti tamamen sorumlu garantör devlet olmuş oldu. Ama ticari olarak hala geçiş haklarına sahipler. Sadabat Vakfı'na baktığımızda ise bu da yine İtalya, Habeşistan yani bu Somali'nin karşı taraflarında bazı bölgeleri işgal etmeye başladı. İtalya'nın yayılmacına karşı doğudaki devletlerle beraber yani İran, Irak, Afganistan, şöyle Afganistan'ı da şöyle iki satır yazalım sığmayacak. Afganistan ve tabii ki Türkiye doğu sınırlarını güvence altına aldı. O zaman şunu çok rahat artık anlatıyorum çünkü. Balkan Antantı batı sınırlarımızı güvence altına almak için, Sadabat Vakfı da doğu sınırlarımızı güvence altına almak için 2. Dünya Savaşı tehdidine karşı hazırlanmış bir dostluk. Pakt, arkadaşlık, dostluk demek. Yani bir beraber birlik kurmak demek. Bir de Hatay sorunu vardı. Hatay, Misak-ı Milli sınırlarımızın içerisindeydi ve 40 asırlık Türk yurduydu. 40 asır ne der? Yani 4000 yıllık Türk yurduydu. Atatürk'ün dış politikada en çok istediği yerlerden bir tanesi Hatay'dı. Orayla özel olarak ilgilendi. Hatay, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından sonra kendi meclisi dedi ki biz Türkiye Cumhuriyeti'ne katılacağız dedi. Ve 1939'da Mustafa Kemal Atatürk göremedi Hatay'ın Türkiye'ye katıldığını. Ama katılacağına emindi. Onun için çok mücadele etmişti. Ve 1939'da Türk dış politikasında son başarı elde edilmiş oldu Atatürk açısından. Ve Hatay Türkiye'ye katılmış oldu. Şimdi Tonguç Elad'ım benim. İnkılap tarihiyle alakalı son tekrar kitabımız çıktı. Fakat ben senin elinde olsam hemen Tonguç kitapçılarına gider. Son tekrar hızlı setimizi... son tekrar aldım ben hocam. Hızlı son tekrar setimiz var. Detaylı son tekrar da var. İkisini sen... aldım. Tamam. Bir dakika niye ikisini alıyorsun? Yani deli misin? Şimdi bak. Sonuçta detaylı son tekrarın içinde hızlı son tekrar da var. Ben detaylı anlatayım sana. Bak detaylı son tekrarımızda neler var? Birincisi, ne hocam şimdi? Hemen göstereyim şöyle. Birincisi bu son program setini almasan bile bak son tekrar program setini almasan bile tüm Tonguç kitapçılarından ücretsiz bir şekilde LGS son tekrar programı alabilirsin. Burada size uygulayacağımız videoların listesi ve nasıl konuları bütün senenin konuları nasıl bitireceğine dair bir çalışma programı. Saatli, günlü, özel programlar hazırladık. Hatta LGS ile alakalı özel bilgiler de var, rehberlik kısımları da var. Bunu mutlaka git ücretsiz al. LGS detaylı son tekrar programımızın içerisinde kutudan neler çıktığına bakarsak birinci son bir şey adım benim. Şöyle hemen göstermek istiyorum. 3-2-1 geri sayım denemeleri var. 3-2-1 bitti işi. Aynen. Biz de senin gibi düşündük ve 3-2-1 geri sayım denemelerini çıkardık. Bunların en önemli özelliği tam da sınava uygun, sınavdan önce sınav işini bitirmek için yeni nesil sorulardan oluşan 3, 2 ve 1 deneme. Yani toplam alt denemeden oluşan
özel kitaplar ve buradaki sorular gerçekten kalbur üstü. Yani sen bu sorularda iyi yaparsan sınavda çok çok iyi yapabileceksin. Dolayısıyla senin tam da sınavda görebileceğin tarza yeni nesil soruların oldu. Bu soruları mutlaka çözmelisin. Matematik soruları birazcık seçici oldu. Çünkü gerçek sınavda böyle olacağını düşünüyoruz. Bunları mutlaka çözmelisin. Ardından da Tonguç Eladem'in son tekrar kitaplarımız var. Son tekrar kitaplarına baktığımızda Türkçe ile başlıyorum. Aslında bugün inkılap tarihi yaptığımız inkılapla başlayalım. İnkılap tarihinde konular şu şekilde gidiyor. Birincisi diyelim ki Atatürkçülük ve çağdaşlaşan Türkiye. Bir konu akış şeması var, kavramlar var. Ardından da hazırlan kısmında konuyla alakalı özet veriyoruz, son tekrar yapıyoruz. Son taktikleri veriyoruz ve sınav sorusu veriyoruz. Sınav soruları biraz seçici olduğu için takılırsan burada kara kodlardan zaten çözümlerine ulaşabiliyorsun. Türkçe'ye baktığımızda tamamen sınav tarzına uygun bir şekilde, sınavlarda çıkan sorulara uygun bir şekilde işte kesin olanı belirleme, tablo yorumlama, şifre oluşturma, sınıflandırma soruları gibi tek tek sınav tarzına uygun soruların uygulandığı, dil bilgisinde, yazım noktalamada, sözel mantık, sayısal analiz kısmında ve yine aynı şekilde anlam bilgisi kısmında sınava uygun sorular hazırladık. Sen bunları bu şekilde tekrar ettiğin zaman zaten Türkçe'de iyi bir şey yapacaksın. Matematiğe baktığımızda yine tamamen sınava uygun, yani LGS'e uygun son taktikler ve sınav soruları, sınav modeli anlatımlar, sınavda %100 karşına çıkabilecek cümleler, biliyorsun yeni sınav sisteminde sana ön bilgileri veriyorlar. İşte o cümlelere şimdiden alışırsan Milli Eğitim Bakanlığı'nın örnek sorularda kullandığı, geçen seneki sınavlarda kullandığı soru tarzına benzer bilgileri sana hazırladık. Burada hep yine seçici sorular var. Buradan da bunları çözmeni istiyoruz Sonuç Eladım benim. Ardından yine İngilizce de yeni sınav tarzına uygun bir şekilde hep İngilizce üst başlıklar ve yine sınav soruları, yani infografik görselli sınav soruları koyduk. Ve yine FEN'e baktığımızda da FEN'de de aynı inkılap tarihi biraz bilgiye dayalı olduğu için önce bir konu akış şeması var. Ardından kavramlar var ki kavramları çok iyi bilmelisin. Sonrasında hazırlan kısmında konu öğretiyoruz. Sınav sorusu kısmında ise sınavda gelebilecek deneye dayalı, gözleme dayalı ve yeni nesil birden çok kazanan olduğu soruları da çözmen gerekiyor. Bütün bunların haricinde detaylı son tekrar programımızda tamamen yeni nesil sorulardan oluşan ve hızlanmanı sağlayacak olan Türkçe ve matematik kitabı, yeni nesil Türkçe matematik kitabı, ilk tekrar kitabı, sonuçta ilk konuları bir kez daha güzelce tekrar etmen gerekiyor. Ve dörtlü hızlanma denemelerini aldığın zaman 4 deneme burada, 6 deneme burada, toplam 10 deneme ve diğer son tekrar kitaplarıyla birlikte, hatta arkasına da yazmıştık onu, ben yine de şurada göstermeyi unuttum bak. Toplam 1648 soru değil, nitelikli soru çözmüş olacaksın. 81 tane de konuyu net bir şekilde çalışacaksın. Bunları mutlaka almalısın Tonguç Eladım benim. Veyahut da en kötü eğer benim kitaplarım var diyorsan da LGS son tekrar programını al, oradan konuları düzenli bir şekilde çalış. Şimdi o zaman geçen haftanın ödülü sorusuna bakalım hemen. Ne demişiz? Birinci mecliste her meslekten ve toplumun her kesimden insan olması meclisin hangi özelliğiyle alakalıdır? Bu üniversite... Büyük olması özelliği. Çok büyüktü meclis. Aferin. Her yerde insan vardı. Bu iki sene önce Tonguç Eladım benim abilerinin, ablalarının girdiği üniversiteden çıktı bu soru. Ve milletin ta kendisidir diye sordular. Dediler ki işte birinci meclis neden milletin ta kendisidir ifadesi kullanılmıştır dediler. Burada her meslekten ve her toplumdan insan olduğu için halk meclisi olarak da bilebiliriz. Yani burası tamamen halkı yansıtan bir meclis. Tamam, yazamadım şöyle. Halk meclisi diyebiliriz. Halk meclisi olduğu için de burayı net bir şekilde bilmesi Sonuç Eladım benim. Ve ardından diğer haftanın ödülü sorusu yapacağız ama ben bu arada şeyi de göstermek istiyorum sana. Şu programı bana uzatırsan Sonuç Eladım benim. LGS son tekrar programımızda LGS kampımızda Atatürk dönemi Türk dış politikasını yaptık. Buraya hemen tikimizi atalım. İnkılap taktikliden ödevimizi de verelim. Şurada İnkılap taktik kitabımız nerede? Nutuk'u biliyorsunuz zaten. Nutuk'tan denemeleri çözüyoruz. Bunun ödevini vermiştik. İnkılap taktikli soru bankamızdan da ödevimizi verelim. Sayfa 80-82. Hemen açıyorum. Sayfa 80 nerede? Burada. Pardon. Test 80-82 olacak. Özür dilerim. Şurayı açalım. Sayfa 80-82 değil. Test açtığımızda Atatürk dönemi Türk dış politikası ve Atatürk dönemi Fatih ve yankıları. Burada dış politika yaşanan gelişmeler. Dış politika yaşanan gelişmeler. Sayfa 80-81 82 testleri çözdüğün zaman sayfalarını tam söyleyeyim sana Tonguç Eladım benim, bakayım şöyle. Evet. Sayfa 194'ten 199'a kadar rahat rahat çözmelisin Tonguç Eladım benim. Bunlar da senin ödevin. Aynı soruları tabii ki LGS taktikli Eko taktik kitabımızı da çözebilirsin. Aynı sayfalara denk geliyor. Bunları çözdüğün zaman inşallah başarılı olursun diyorum evladım benim. LGS son tekrar video programında geliyor. Az önce söylediğim gibi LGS son tekrar programını al kırtasiyelerden. Ardından da bunları aynı zamanda Instagram'dan da indirebilirsin. Son tekrar kampımıza geliyor. Bayağı canlı bir şekilde başlayacak. Ödüllü sorumuzu yaptık geçen haftanın. Bu haftanın ödüllü sorusunu yap. Yorumlara yaz. Hadi bakalım. Şimdiden iyi çalışmalar, başarılar diliyorum Tomuç'um.